101 soruda YGS Biyoloji bir diğer partla karşınızdayız. 5 oluyor değil mi hocam? 5.'si. 5.'si. Maşallah. Buyurun. Kanın pıhtılaşma mekanizmasında buna göre yukarıda verilenlerden hangileri etkilidir? Damarın yırtılması, trombositler etkilidir, fibrinojen trombinler yardımıyla fibrine ve pıhtı oluşumunda etkilidir. Bir kere kanın pıhtılaşması dediğimiz şeyde fibrinojenler etkili. Yani bunlar bir tıkaç görevi görüyor. Önce damarımız zedelenir. Damarımız zedelendikten sonra oraya doğru hareket eden trombositlerimiz vardır. Trombosit dediğimiz şey kan pulcuklarımızdır diğer adıyla. Burada bir fibrinojenle trombinler yardımıyla küçük yumaklar oluşturur gibi düşünün ve o yırtılan damarı hemen kapatarak kan akışının dışarıya akmasını engeller ve böylelikle de bizim kanımız pıhtılaşmış olur. O yüzden damarların yırtılması gerçekleşecek ki kanın pıhtılaşma mekanizması devreye girsin. Trombositler etkilidir, doğru. Fibrinojenler trombin yardımıyla fibrine ve pıhtı oluşumunda. Fibrin dediğimiz şey aslında pıhtının kendisidir. Pıhtıyı oluşturan yapıdır. O yüzden benim 1, 2 ve 3 cevabım doğrudur diye söylüyorum. Şimdi bir diğeri. Virüslerin cansız olma özelliği, bunların hangileri kanıt olarak kullanılabilir? Yani virüslere cansız diyoruz ama neden cansız? Virüsler, önce şunu hatırlatayım, canlı ve cansızdır bunlar. Hı hı. Nasıl olabilir? Çünkü vücudunun dışında enzim vardı ama vücudunun dışında. Bunun hareket etmesini sağlayan, yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle, doğru bir şeyler hatırlıyorsunuz. Onda bir şöyle bir lamba gibi düşünüyordum ben. Şurada evet. Bir şey vardı, hücre içine girdikten sonra bunu dışarı bırakıyordu. Evet, kılıfını dışarıda bırakıyor. Hı-hı. Bu doğru. Önce şöyle, ben de buraya bir hani yapı çizmiş olayım. Bunlar hücre zarına tutunur. Hücre zarına tutunduktan sonra sadece içerideki DNA bilgisini veya RNA neyi varsa tüm canlılar hücre zarı sitoplazma DNA RNA bulundurur derken virüsleri hariç tutuyoruz. Çünkü virüsler ya DNA bulundurur ya RNA bulundurur. İçerisindeki genetik materyali içeri verir ve içeri verdikten sonra bu kılıf dışarıda parçalanır veya yok olur. Cansızdır, hücre dışında kristalleşirler. Canlı bir vücuda ihtiyaçları vardır, canlı bir yapıya ihtiyaçları vardır. Canlı olmaları neden? Neden canlı diyoruz bunlara? Üreyebiliyorlar, nükleik asitleri var. Organellerin olmaması, metabolizma ve ATP'nin olmaması, nükleik asitlerin olmaması. Bir kere burada nükleik asitleri var dedik. Canlı özellikle. Tek bir tane bile taşısa nükleik asiti var. Nükleik asit derken DNA ve RNA'dan bahsediyoruz. Hı-hı. Ya DNA'sı ya RNA'sı var ama ikisini aynı anda bulundurmuyor. Organellerin olmamasıyla ben bunu cansız kategorisine koyabilirim. Çünkü enzim sistemi de yok. Hı-hı. Yani virüslerin bakterilerde bir enzim sistemi vardır ama virüslerde bir enzim sistemimiz de yok. Peki, sadece zarı delmeye yarayan tek çeşit enzimimiz var. Prokaryot canlılarda organeller vardı değil mi? Bir tane organel var. Ribozom. Ribozom. Peki çevresi var. Özür dilerim. Zarlı mıydı? Ribozom zarsız bir organel olduğu için hem prokaryotta hem ökaryotta. Tamam. Onu anlamaya çalışıyorum sadece. Anladım. Metabolizma ve ATP'nin olmaması. Evet arkadaşlar, zaten ATP'nin olmaması demek cansızlık demek. Eğer ben ATP üretemiyor olsaydım şu an, soluk alıp veremiyor olsaydım zaten ben de cansız bir varlık olurdum karşınızda. O yüzden cevabım 1 ve 2 diye söylüyorum. Soluk verme esnasında gerçekleşen olaylardan hangisi yanlış verilmiştir? Akciğer iç basıncı hava basıncına göre düşer. Diyafram kubbeleşir. Göğüs boşluğu hacmi azalır. Kaburga uçları aşağı doğru iner. Kaburgalar arası kaslar gevşer. Şimdi arkadaşlar, normalde benim soluk alırken diyaframım soluk verirken diyaframım düzleşiyor. Yani diyaframım şöyle bir yapıda. Çay tabağının tersini düşünebilirsiniz. Çay tabağının tersi durumundadır. Bu soluk verme esnasında düzleşiyor. Soluk alma esnasında düzleşiyor. Soluk verme esnasında kubbeleşiyor. Yani şöyle. Şöyle düşünebiliriz. Diyafram evet. Şurası. Evet. Burası soluk verirken yukarıya doğru çıkıyor. Evet, yani soluk kubbeleşiyor. Soluk alırken balon gibi böyle. Soluk evet, verirken aşağı alırken aşağı iniyor.
Öğrenci bunu karıştırır ama bu öncülümüz doğrudur. Göğüs boşluğunun hacmi azalır. Ben dışarıya doğru gaz verdiğim için arkadaşlar, karbondioksiti verdiğim için azalma meydana gelecek. Kaburga uçları aşağıya doğru iner. Doğru, çünkü ben nefes veriyorum. Yani içeride bulunan havayı dışarı çıkarıyorum. Kaburgalarımın uçları yukarı doğru yöneldiğinde ben soluk alma işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. O yüzden bu da doğru. Kaburgalar arası kaslar kasıldığında soluk alıyorum, gevşediğinde soluk veriyorum. Akciğer iç basıncı hava basıncına göre düşer dendiği zaman ben burada aslında soluk alma yapıyorum. Yani akciğerlerimin basıncı hava basıncına göre düştüğünde ben soluk alıyorum. Bunun tam tersi durumda soluğumu dışarı vermiş oluyorum. O yüzden seçeneğim A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinde solunum sistemi ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Solunum pigmentleri mineral ve protein yapılıdır. Bir kere arkadaşlar, solunum pigmentleri denilen şey hemoglobin gibi düşünebilirsiniz. Hemoglobin ne yapılıdır? Protein yapılıdır. Peki benim kanıma kırmızı rengini veren veya işte kansızlık çektiğimde dışarıdan almam gereken mineral hangisi biliyor musunuz? Kansızlık çektiğimizde evet. Dışarıdan almam. Bazen doktora gideriz, kansızsınız derler. Hemoglobin. Yok, başka bir takviye, mineral takviyesi yaparlar. Siz biliyorsunuzdur bunu. Biliyorumdur. Domates yedim ben ya. Demir diyelim, demir. Demir takviyesi yaparlar. Hamile bayanlara yapan evet, bir demir takviyesi yaparlar. Çünkü demir bir mineraldir arkadaşlar ve solunum pigmenti olarak hemoglobinin yapısında bulunur. O yüzden A seçeneğimiz doğrudur. Yükseklere çıkıldıkça oksijenin kısmi basıncı azalır. Doğru. Soluk verme pasif bir olaydır. Enerji harcanmaz. Soluk alırken arkadaşlar ben bunu difüzyonla yapıyorum. Difüzyon dediğimiz şey ATP harcanmadan yapılan bir şey. Solunum organlarının etrafı kılcal damarlarla kaplıdır. Solunum organlarının etrafı. Bütün solunum organı dediğimiz zaman burundan bahsediyoruz, soluk borusundan bahsediyoruz, akciğerlerden, bronşlardan bahsediyoruz. Bunların etrafının hepsinde kılcal damar bulunmaz. Solunum organları tek katlı epitel bulundurur. Tek katlı epitel bulundurur. Peki neden tek katlı epitel sizce? Tek katlı ölü doku olarak düşünüyorum ben şu an. Yok, o canlıdır ama tek katlı olmasının özel bir sebebi var. Solunum organları neden tek katlı? Tek katlı olursa ne olur, çok katlı olursa ne olur, öyle söyleyeyim. Çok katlı olursa baskı uygulayabilir. Tek geçişi katlı zorlaştırır. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar solunum organlarında tek katlı epitel diye kullanmamızın, hani öğrenci hocam çok katlı olsa ne olur? Geçiş zorlaşır. Hı-hı. Geçiş zorlaşacağı için de tek katlı olması bizim işimizi kolaylaştırıyor. O yüzden tek katlı epitel bulundurdukları da doğrudur. Benim seçeneğim D seçeneğim diye söylüyorum. Ki soluk borusu bembeyaz bir şey gibi düşünüyorum ben şu an. Evet. Etrafında kılcal damarlar yok değil evet. Safra salgısı yağların fiziksel sindirimini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi safranın içerisinde bulunmaz? Fiziksel sindirim dediğinde aslında ben soruyu çözmüş oluyorum. Fiziksel sindirim nedir? Fiziksel sindirim küçük parçalara ayırmak. Neyle? Suyla. Başka? Hareketle. Hareketle. İşte bu. Yani fiziksel sindirim dediğim zaman dişlerimle veya kaslarımla yapmış olduğum bir sindirim çeşidi. Kimyasal sindirim ise enzimler yardımıyla yapılır. O zaman lipaz. Neden lipaz dediniz? Lipaz bir enzim çünkü. Nereden anladınız? Az. Sonunda az eki var. İşte bu. Sonunda az eki var arkadaşlar. Eğer unuttun, karıştırdın, bilemiyorsun, heyecanlandın. Sonunda az eki olan kelimeler enzim mi ifade eder? O yüzden de lipaz bir enzimdir. Safra salgısı yağların fiziksel olarak parçalanmasını sağlar. Daha küçük parçalara ayıran ise lipazdır. Safra kesesi alınan insanlara özellikle yağlı yemeyin diye söylemelerinin sebepleri de bu. Yani çünkü mekanik sindirimi gerçekleştiremiyor. Artık. Evet. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevleri arasında yer almaz? Önce karaciğerimizi bir tanıyalım. Karaciğer kendini yenileyebilen bir organdır. Yani mitoz bölünmeler geçirebilir, bölünme özelliği gösterebilirler ve vücudumdaki en önemli organlardan bir tanesi. Çünkü kan şekerimi ayarlar. Benim vücuduma fazla şeker aldım. Fazla şekerim karaciğerimde depolanır. Eğer daha fazla depolanırsa yağlanmaya gider. Ve bu metabolizma hareketlerimi yavaşlatır. Vücuduma zarar verir.
Amonyağı üreye çevirir. Benim idrarımda üre var. İnsanların idrarında üre var. Ama ben amonyağı vücuduma alarak, ki bunu bazı besinleri parçalayarak da yapabiliyorum, hemen zararlı maddeyi vücudum için zararsız maddeye çeviriyor, üreye çeviriyor. Zararlı maddeyi zararsız hale getiriyor. Örneğin amonyağı üreye çeviriyor. İnsülin üretimini gerçekleştirir. Pankreas. Pankreasın kan şekerinin arkadaşlar hormonlarını üretir. Kan şekerini ayarlayan tamam karaciğerdir diyebiliriz ama pankreas insülin ve glikagon hormonu üretir. Hı hı. İnsülin kan şekerini düşürür, glikagon kan şekerini yükseltir. O yüzden cevabım C seçeneği. A vitamini üretir. Doğrudur. A vitamininin öncül maddeye ihtiyacı vardır. Bu öncül madde de karaciğerde bulunuyor. Hı hı. Öncül vitamin A olarak geçer. Heparin üretir. Histamin, heparin bunları üretmesiyle birlikte zaten karaciğerim kan üretiminde de görev alır. Histamin kanın geçirgenliğini, kılcal damarlardan geçirgenliğini arttırırken heparin damarımın içerisinde kanın pıhtılaşmasını engeller. Hı. Yani benim vücudumda şu an kanın pıhtılaşmıyorsa benim vücudum sağlam. Hı hı. Eğer pıhtı atmış olursa kılcal damarları yani tıkar. Tıkayabilir ve ölüme kadar gidebilir. Hı hı. İşte bunu sağlayan da gene karaciğerdir arkadaşlar. Allah razı olsun karaciğerde. Olaylarından hangileriyle diğer bitkilerden ayrılır? Böcekçil bitki. Böcekçil bitkiyi genellikle öğrenciler sadece böcek yiyen olarak düşünüyor. Hı hı. Ama bu sonuçta bir bitki. Hı hı. Fotosentez yapma, enzim sentezleme, hücre dışı sindirim yapma. Hücre dışı sindirim yapma. Neden? Çünkü fotosentez tüm bitkilerde ortaktır hemen. Güzel. Enzim sentezleme tüm canlılarda ortaktır. İşte hücre bu. Dışı sindirimse sadece dışarıda yakalıyor böyle. Enzimi dışarı gönderiyor. Evet. Orada parçalıyor. İşte bu. Çekiyor. Peki size bir soru. Benim ağzımın içerisinde hücre dışı sindirim mi var, hücre içi sindirim mi var? Hücre dışı. Neden? Çünkü mekanik sindirim ya da tamam lipazdı değil mi o? Amilaz var. Amilaz var. O sindirim de var ama biz henüz bunu hücrenin içine almıyoruz. Çok güzel. Dışarıda öğrenciler bu. Ağzımızın içini sanki bir hücreymiş gibi düşünüyor. Hücre miyim la ben? Hücre değil arkadaşlar. Ağzımızın içi bir hücre içi değil. Sadece orası bir boşluk. Bakın şöyle düşünün. Sadece orası bir boşluk. Hı-hı. Ben oraya enzimleri gönderiyorum ve hücre dışı sindirimi gerçekleştiriyorum. Ta ki ben o küçük parçaları hücre içerisine almadan bu işi gerçekleştiremem. Bunu da hatırlatmış olalım. İçerken yakaladık. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım yapıları ile ilgili yanlış belirtilmiştir? Stoma su buharı karbondioksit atar demişiz. Lentisel su buharı karbondioksit atar diye belirtmişiz. Hidatot su, tuz, karbondioksit olarak belirtmişiz. Yaprak dökülmesi tuz atımı diye belirtmişiz. Kök su buharı atar diye belirtmişiz. Şimdi tamamıyla sallıyorum ama kök su buharı diyeceğim. Neden? Çünkü kök zaten toprağın altında nasıl su buharını gönderir? Zaten kökün amacı suyu topraktan alıp almak değil mi? Hı hı. Onun göndermesini gerektirecek bir şey yok. Ve sıcaklıkla ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Hı hı. Ama buradakiler arkadaşlar bunlar bizim için önemli olan yapılarımız. Bitkide stoma canlıdır, fotosentez yapar ve gaz alışverişini sağlar. Hı hı. Su buharını dışarı atar. Lentisel gövdede bulunan yoğunlukla cansız olan ve gene gaz alışverişini yapan ortak noktaları gaz alışverişidir. Ve gaz alışverişini yaparak gövdenin vücudundaki ya da yapısındaki fazla suyu atmasını sağlar. Buharı atmasını sağlar. Hidatot damlama yöntemidir. Gutasyon yapar. Bazen yapraklar ağlıyor deriz. Hı-hı. Doygun nem oranına ulaşan bitkiler yapraklarının kenarlarından damla damla sıvı bırakırlar. Veya şöyle. Evet, yaprak ağlıyor deriz bazen biz ona. Şu uçlarda değil mi? Şöyle evet. Su var bir de. O hidatotun yaptığı gutasyon işlemidir. Yaprak dökülmesi bu bir boşaltımdır arkadaşlar. Öğrenciler genellikle bunu hocam bu nasıl boşaltım diyorlar ama bitki düşünün ilkbaharda ürettiği yapraklarını, yenilediği yapraklarını yaz boyunca biriktirir, biriktirir, biriktirir. O sarı renk almasının sebebi içerisindeki boşaltım maddelerinden dolayıdır. Hı-hı. Ve bunları dışarıya atar, döker arkadaşlar. Ama kök su buharını atmaz. Kökün zaten suya ihtiyacı var. Aşağıdakilerden hangisi tatlı su balıkları için yanlış belirtilmiştir? Şimdi bizim tatlı su balıklarımız var ve tuzlu su balıklarımız var. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Tatlı su balığı dendiği zaman bunlar nasıl bir ortamda yaşar sizce? Tatlı suda mı, tuzlu suda mı? Tatlı suda tabii ki. Tatlı suda. Hipotonik midir, hipertonik midir? Bir dakika.
Tuzlu su hipertoniktir. Ben öyle söyleyeyim. Tatlı su da... Ben hipotonik ise hipertonik deyince direkt olarak iç basınç olarak düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Biz onu hipertonik, hipotonik şöyle diyoruz. Hipertansiyon. Yüksek tansiyon. O yüzden basınç tamam, aklıma geliyor. Öyle dediniz değil mi? Hipertonik demek yoğun. Yoğun, yani evet. Yoğun bir ortam demek. Hı hı. Hipotonik daha az seyreltik. Yoğun, daha seyreltik. Evet, doğru, yani tatlı su balıkları hipotonik ortamda yaşar. Hı hı. Şimdi ben buraya nereden geldim, nasıl yorum yapacağız? Eğer unuttuk, hiçbir şey hatırlamıyoruz. En azından bir iki şık eleme yöntemimiz olmalı. Tatlı su balıkları dendiği zaman, tatlı suda yaşadığına göre bunların idrarı da seyreltik olmalı. Evet. O zaman seyreltik idrara sahip olma. Hı hı. İdrarı seyreltik olmalı. Neden? Tatlı su balığı tatlı suya idrarını seyreltik verecektir. Fazla idrar çıkarırlar. Tatlı suda yaşayan canlılar, su içme ihtiyaçları arkadaşlar çok az, hatta içmedikleri için sadece fazla idrar çıkarabilirler. E zaten B şıkkını da açıklamış oldum. Su içmez bunlar. Bu çelbin iç cevap olabilir diye düşünmüştüm. Ah kamerayı vurdum. Özür diliyorum. Ben şunu çeldirici cevap olabileceğini evet, düşünüyorum. Zaten hani öğrenciler tatlı su balığı, tuzlu su balığı dendiğinde genellikle su içmez, su içer durumunda karıştırıyorlar. Tatlı su balıklarına genellikle su içer, tabii tuzlu su balıklarına içmez olarak düşünüyorlar ama burada tam tersi bir durum var. Hani bunu da yani şöyle söyleyelim, soruları hazırlayanlar aslında bizim nerelerde yanlış yapacağımızı bizden çok daha iyi biliyorlar. O kötü niyetli insanlar evet, yok mu? Yani siz nerede yanlış yapıyorsanız onlar onu o kadar iyi biliyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Deriden ve solungaçtan ozmozla su alınır. Ozmozla su alınmasının sebebi arkadaşlar tatlı su. Yani az yoğun, suyu fazla, suyun fazla olduğu yerden az olduğu balığın içerisine girerken ozmoz yapacaktır. Yani ATP kullanmayacaktır. Çünkü çoktan aza geçiş var. O yüzden de E seçeneğim de doğru ama tuzlu su balığı demiş olsaydı yoğun ortam olduğu için aktif taşımayla alacaktı. Daha az geçirgen deriye sahip olma. Hayır, daha fazla geçirgen deriye sahiptir. Çünkü çoktan aza geçiş olacak. Yani ozmozla evet. Alakalı olur aslında. Ozmozla yani D ile A şıkkımız aslında birbirini destekliyor. Kastaki kasılmada aşağıda verilen maddelerden hangisinde azalma görülür? Kasım kasılırken acaba hangisinde azalma görülebiliyor? Isı artar bir kere. Güzel. Hemen bir şey düşünüyorum. Süt içmeyi şu anda hayal ediyorum. Tamam. Asidik ortam artar mı? Bazik ortama geçiyor. Bu da görülür. pH'ta yükselme görülür. Evet. Neden? Ya da düşme. Neden? Çünkü asit baz dengesi bozulur oradaki. Aslında ben öğrenci olsam arkadaşlar böyle bir soru geldi önüme. Direkt yorumu şöyle yaparım. Karbondioksitle asitlik ve pH'in bir ilgisi var. Oksijen yakma ile alakalı mı? Evet. Oksijen yakar, kaslar oksijeni yakar. Oksijen yakarsa karbondioksit açığa çıkar. Karbondioksit artarsa? Karbondioksit asitlik artarsa. Asitlik ne yapar? Artar. Asitlik artarsa pH ne yapar? pH azalır. Bunu yani azalır. Ben öğrenci olsam ve sadece şu karbondioksitle birlikte asitliğin artıp pH'ın azaldığını bilsem ben diğer 3 soruya 3 şıkkı arkadaşlar hiç bakmam bile. Şimdi bakın. Şu pH'de hep şunu ben karıştırıyorum. pH 7'den küçük olursa asit. Asitlik artar. Asitlik sıfıra artıyor. Doğru. Asitlik artar. Bense 7'den yukarıysa kimyacıyla geçen çekim yaptığımızda da aynı hatayı yaptım. Şimdi ben. Şöyle yapayım. Ben arkadaşlar bir kere de anlatayım ve bitirelim bu asitlik olayını. 7, 0, 14. Bu tarafa doğru asitlik artar. Hı hı. Asitlik artarken pH'ım sayı azal. Doğrusu gibi düşünün. pH'ım azalacak. Sayı doğrusunda rakamlar 0'a doğru azalıyor. Hı hı. 7, 14 arasında ise bazlık artar. Bazlık arttığında ise pH'ım ne yapacak? 7, 14 sayı doğrusu artar. Asitliği arttıran şey biz biyoloji dersinde bu cümleyi çok kullanıyoruz. Karbondioksit artar, asitlik artar, pH düşer. Her yerde kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın kas sorusu, destek hareket sorusu gene karşımıza çıkan bilgi. Ta en baştaki bilgimiz. Hı hı. O yüzden cevabımız D seçeneğimiz azalma pH'da görülür.